Sürpriz. Ama takipçilerine haber veriyoruz diyor. Tamam. Bakalım. Takipçilerimizi bekliyoruz. Birazdan yayına başlayacağım. Birazdan yayına başlayacağım. İdil, yorumlar açık mı kalsın, kapalı mı sence? Ben anlatmaya başlayınca kapat bence. Emre. Aa. Ay. Okay. 2 aydır yokuz, değil mi? Yok, bir tane White Buffalo'nun canlısı çıkmıştık bir ay önce galiba, değil mi? Acısı bile bal, kadın yazmış. Efe Bey ya, çok tatlısınız. Efe Bey bizim çok sıkı öğrencimiz ve takipçimiz. Ya. Biraz yorumlara bakmak istedim ya. Uzun süredir yoktum ya. Zaman uçuyor gerçekten. Çok mesaj aldık. Neden YouTube çıkmıyorsunuz? Neden canlı çıkmıyorsunuz diye. Çünkü bir dönüşüm sürecindeydim kendim zaten. Az çok biliyorsunuz. Arkadaşlar, zaman çok hızlandı. Zaman o kadar hızlandı ki. Yani her şey böyle böyle oluyor. Özellikle şu an Plüto Kova'da retroya girmiş. Çok farkına varmıyoruz da yapay zeka ile ilgili çok hızlı dayatmalar gelecek retrosu bitince. Kova çağı başladı biliyorsunuz, Plüto Kova. Yani bilmiyorsanız şöyle bir yazın, Google'a çıkar zaten astrologların yazısı. Teknoloji çok hızlı hayatımıza girecek. Zaten hayatımızda da daha da hızlanarak, bizim proses etmeye vaktimiz kalmadan, bizim proses etme şansımız olmadan dan 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 yapay zeka ile iç içe bir hayat yaşamaya, daha da iç içe bir hayat yaşamaya başlayacağız. İyi yanları da olacak ama tabii ki daha çoğunlukla tehlikeli yanları olacak. Ama altın çağı geliyor, kehanet edildi bir şekilde. Yapay zekanın insanı ilk kez ele geçirdiği bir çağda değiliz. Daha önce de çok geçirdi. Protokollü bir hale getirilmeye çalışılacak yapay zekanın, insanların hayatı üzerindeki kontrolünde. Daha önce protokoller düzgün yazılmamış, protokol yokmuş. Sonra tekrar resetleniyor falan. Yani oralara girersem 5 saat sonra onu anlatırım. Instagram sonra sinirleniyor. Instagram'ın canını sıkmak istemiyorum. Çünkü asıl işimiz olan kendimizi dönüştürme işine dikkati çekmek istiyorum. Bu yayının amacı bu. Bu yayının amacı içimizdeki çocuk 2.0, 2.0 baba yarası neleri kapsayacak? Birden farkı ne? Yorumları kapatsın mı? Okay, niye? Mesela ne var? Çok fazla başka yorum, başka soru. Okay, yorumları kapatıyormuşuz. Şuradaki 3 nokta kaybolmuş. Nasıl kapatacağım? Bakayım. Bir saniye. Ha, buldum, tamam. Okay. Sorular kısmına sorularınızı yazabilirsiniz ama bir saniye. Aynen. İçimizdeki çocuk dışındaki sorulara cevap vermeyeceğiz, onu söyleyeyim. Şimdi bilenler zaten biliyor. YouTube'unda çok gezmiş olanlar da hikayeyi biliyor. Eğitimlerime katılmış olanlar ezbere biliyor. Bu içimizdeki
Önce şunu söylemek istiyorum. Kesin dönüşümün tek yolu içimizdeki çocuk eğitimi. Bu kadar iddialıyım, bu kadar büyük konuşuyorum. Ve benim kalbimin duası, ayahuasca'da çok büyük şifalanmış birisi olarak ben, ayahuasca'sız insanlara bu dönüşümü nasıl yaşatabilirim diye çok büyük bir dua etmiştim ayahuasca sonrası. Hem herkese göre değil, hem de entegrasyon süreçleri yok. Onun dışında içimizdeki çocuğa geliyorum. Zaten itiraf ettiğim bir şey, en büyük yaram aşk, Lilith güneş kavuşumum var, korkunç bir çocukluğum var. Benim sevgilim olamaz ki. Olamaz, imkansız, zor. Olamaz. Kadınları yargılamıyorum. Bu kadar travmatize bir toplumun içinde kadınların tek istediği şey mutlu olmak, sabit bir erkek arkadaşı ya da kocası olsun ve güvende hissetsin. Boşanma oranı zaten çok yüksek toplumda, biliyorsunuz ki. Boşanma oranı olmasa bile çocuklarımız TV izleyerek büyüyor. Oradan zaten yine toksik ilişki programlarını alıyorlar, programlanıyorlar ve travmatize oluyorlar ve sonra kendi ilişkilerinde bunu yaşıyorlar, bunu hakikat zannedip. Çünkü benim başıma gelen şey de buydu. Bir dakika. Şurada bir soruyu. Soru açıp sorma kısmı açık değil miydi o? Okay. Tamam. Ben de tabii ki bunu kendime bile itiraf etmekten çok korkan bir kadındım yıllar önce ve yok ya, bir gün geldiğinde benim de bir sevgilim olacak vesaire. Dedikçe yaş geçti, yıl geçti, olmaya çalıştıkça olmadı falan. En sonunda bunu çok büyük bir panik atak esnasında kendime ve Tanrı'ya itiraf etmiştim. Dalga geçirmekten korktuğum için hiç kimseye söylemiyordum, yalan da attığım oluyordu. Bunun ortaya çıkmasından çok korkuyordum. Bir de güzeldim ve seksiydim. Buna rağmen olmaması, en başta annem çok büyük zorbalık yapıyordu ama oralara şimdi girmeyeceğim. Toplum tarafından dışlanıyorsun ve zorbalık görüyorsun. Seni kimse seçmedi mi? Sana kimse bakmadı mı? Hala birini bulamadın mı diye. Ve bu tabii kalbini aşırı derecede çok kırıyor ama bir yandan da olmuyor ve gizli gizli bunun arayışına düşen bir sürü kadın var. Neden olmuyor? Nasıl yapabilirim? Spiritüel teknikler, aile dizimleri, cazlar, onlar, bunlar, şunlar, hani bir sürü. Bunların hepsinin içinden geçtim. Ama yine de olmuyordu. En sonunda zaten Sophia Kot öğretileriyle Kayaran'ın Marsilya'da açtığı bir evente kalbimde bu soruyla gittim. Magdalen Heart Immersive. Mary Magdalen'le Meryem Ana'nın yaşayıp öldüğü, vefat ettiği yerler. Marsilya'da Camargue diye çok çok titreşimleri yüksek, çok güzel Güney Fransa'da bir yer. Ve o etkinliğe İdil'le beraber gitmiştik. İdil arkada moderatör gülüyor ve utanıyor. İdil'le beraber gitmiştik ve etkinliğin başında biz çok büyük bir kavga ettik. Sonra yollarımız ayrıldı. Etkinlik 3 gün. 3. günün sonunda Kayara sorusu olan var mı diyor. Ya ben bir soru sormak istiyorum ama ne soracağımı bilmiyorum. İşte Kayara'nın öğretileriyle ilgili mi bir soru sorsam, işte tabii ne sorsam akıllı görünürüm, ne sorsam aptal konuda düşmemler falan da dönüyor içimde. Sonra işte elimi kaldırdım, öylesine bir şey sordum. Kayara bana böyle baktı, tabii orada deli gibi kanallı kalıyor Meryem Ana'dan ve Mary Magdalen'den. Baktı, baktı, baktı. Senin soruna döneceğim dedi. Sonra birden Kaya kendi içindeki çocukla olan macerasını anlatmaya başladı. Biliyorsunuz Kayara karanlık tarafın eline doğmuş, binlerce kez tecavüze uğramış, alınıp satılmış, çocuk pornografisinde defalarca oynatılmış, üzerinde deneyler yapılmış, 13 kez ölüm deneyimi yaşamış. Ama tekrar geri gönderiliyor, ölmüyor. Korkunç işkencelere maruz kalmış. Sonra bu kadar korkunç ve büyük bir karanlığı ve travmayı dönüştürüp kendini yeniden inşa etmiş bir ruh ve vücudunun çok çeşitli yerlerinde çok fazla fiziksel olarak da şey var. Nasıl kendisini yeniden inşa etmiş? Benim kahramanım. Ve İçindeki çocukla tabii çok uzun bir yolculuğu almış ama onun içimizdeki çocuk diye bir eğitimi yok.
Arada tek kelime bir şey söylüyor, sen oradan anlıyorsun falan. Hani bir sürü diğer o aktardığı bilgilerin yanı sıra arada böyle bir iki cümle bir şey geçiyor, devam. Ve Kara içindeki çocuğu anlatmaya başladı ve tüm bu yolculuğunda onun gönlünü almadan, onu duymadan, onunla işbirliği yapmadan her hareket ettiğinde içindeki çocuğun ona aylarca nasıl işkence yaptığını ve bütün hayatını kilitlediğini ve mahvettiğini anlatan yaklaşık böyle bir 5 dakikalık bir konuşma yaptı. Tam olarak o. Çok güçlüler. Böyle parmak şıklatmasıyla sana istediğin realiteyi verebilecek kadar güçlüler. Gerçekten aşırı derecede güçlüler. Onların gönlünü almazsan ve annenin babanın sana küçüklüğünde ihanet ettiği gibi sen hala yetişkin benliğinle onlara aynı ihanetleri yaparsan, İngilizcesini söyleyeceğim, they are gonna fuck your world dedi ki quote and quote yapıyor. Türkçesi çok sert kaldığı için o küfrü Türkçe etmek istemiyorum artık. Hayatınızı mahvedecekler. Seni parmağınla oynatır, hayatını mahveder diye anlatıyor. O bunları anlatırken benim gözümün önünden film şeridi gibi annemin bana yaptığı ama benim normal zannettiğim, trans halindesin çünkü çocuksun ve annenin yaptığı her şey sevgi olmak zorunda. Seni dövse de, ihanet de etse, çocuk tacirlerine satsa da, benim başıma bir şey gelmedi de, sen onu sevgi zannediyorsun çünkü anne. Neyse, yaptığı her şey ama her şey ve hiç farkında olmadığım aydınlanma üstüne aydınlanma, aydınlanma üstüne aydınlanma yaşıyorum. Gözyaşlarına boğuldum, hıçkırıklar içindeyim, şoktayım ve aynısını ben hala nasıl kendime ve içimdeki çocuğa yapıyorum. Bir kere zaten içimdeki çocuk diye bir şeyin farkında bile değildim o noktaya kadar. Üst üste Meryem Ana ile Mary Magdalene yığdırıyor farkındalıkları. Böyle patlama yaşıyorum zihnimin içinde. Proses ve entegre edecek vaktim yok. Klimadan gebermişim 3 gün salonda. En öndeyim, ortadayım. Kamera, kocaman kamera beni çekiyor. Peçetem bitti ve yani salya sümük diyeceğim az kalır. Sümüklerim akıyor ve şifon bir elbisem var. Pamuklu bir şey de giymemişim ki sileyim. Yani artık dedim ki kenara alabiliyorum max böyle. Bitmiş vaziyette bir şok, hayal kırıklığı, aydınlanma, hayal kırıklığı, şok. Hepsini aynı anda yaşıyorum ve böyle 30 saniye içinde İdil'le yaptığımız kavgada İdil bana şunu demişti 3 günün öncesinde. Zaten böyle etkinliklere gittiğinizde süreç bu şekilde işliyor gerçekten. İdil bana dedi ki beni sadece kullanıyorsun. Beni gerçekten sevmiyorsun. Beni sadece kullanmak için buraya getirdin. Evet, masraflarımı, her şeyimi sen ödedin ama sadece kullanıyorsun. Tek amacın da beni kullanmak, bana gerçekten değer vermiyorsun dedi. Daha birinci gün Kayara'nın eğitimi sabah, ilk aradayız. Karnıma yumruk üstüne yumruk yemişe döndüm ve İdil'e dediğim şey nankör olmuştu. Sonra arkadaşlık bitti falan derken İdil'in bana yansıttığı şeyi, aslında içimdeki çocuğun İdil'i nasıl kullandığını, kullanarak bana mesajını ilettiğini, üçüncü günün sonunda seminerin bitmesine 5 dakika kala saçma sapan bir soru sorarak, sorum o bile değil, sorum şu aslında, sormaya utandığım. Kitapta bunlar çok 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 detaylı yazıyor. Sorum şu: Kayara, Meryem Ana ya da Mary Magdalene, benim neden sevgilim olmuyor? Bu kadar güzel ve tatlı bir insan. Evet, toksiktim de, toksikliğimi çok büyük ölçüde dönüştürmüştüm zaten artık geçen yıl. Neden olmuyor? Ama bunu sormaya orada bile cesaretim yok. Ya kabul etmişim belli bir seviye ama kabul etmeye hala cesaretim yok. Ve cevabı da annemin hayatta tek bir hedefi vardı arkadaşlar. Toplum içinde kabul göreceği ve onu güçlü bir pozisyona getirebilecek bir erille evlenmek. De babam annemin ismini, namını topluma geri kazandırabilecek bir eril örneği olmadığı için annemin tek bir hedefi var. O adam. O adamı bulmak. Ve o adamla birlikte olmak. Ve kendini topluma geri kazandırmak. Annem sırf gururunu, ismini temize çıkaracak diye benim başıma gelen şeylerin haddi hesabı yok. Senin tek yapman gereken şey senin kendi içindeki çocuğa yepyeni bir anne olman. Devam ediyorum. Annemin özelini vermek istemediğim için örnek vermiyorum artık. Bir de oradan karmik bir şeye girmeyeyim yani. Neredeyse 1000 kişiydi abi az önce yayında yani. Geliyorlar. Neyse.
Başına çok kötü şeyler geliyor bu kızın. Şu yorumları ben şimdilik bir kapatacağım bebekler. İki hafta önceki demişsiniz. İki hafta önceki, ben 2 ay önce, 2 aydır ses yok diyorlar. Ses var mı? Var. Tamam, okey. Filtremi de alayım, daha ağladım. Sonra defalarca anne ihanetine maruz kalıyorum. Ne için? Erkek için, aşk için. Defalarca, defalarca. Üvey babamla evlenecek ve annem benden izin istiyor ama öylesine. Ben de böyle şeyim abi, en sonunda şu kadın istediğine kavuşsun da biz artık bir huzura kavuşalım. Çünkü korkunç şeyler yaşattı bana zaten. Sırf o erkeği her kimse hap kafasının içindeki onu elde etmek için 10 yılım harcandı korkunç şekilde. Ve annem evleniyor ve evlendikten sonra ben kelimenin tam anlamıyla bir köleyim o evliliğin içinde ve yokum. Bana sadece iş ve komut vermek için sesleniyorlar ya da üvey babamla birlik olup dalga geçmek ve aşağılamak için. Ve yıllar içinde hep ben keşke evet demeseydim, keşke şartlarımı tam sunsaydım, keşke başka bir çözüm üretseydim, keşke arıza çıkarsaydım diye çok uzun yıllar bir kere bile suratına bakılmayıp göz kontağı kurulmayan bir çocuğum. Evlendikten sonra bu sefer o istediği kocasıyla. Oraya kadar daha korkunç süreç bu arada. Oradan sonrası en azından ölüm korkum yok. Ve yani şimdi içimdeki çocuk, daha doğrusu ben, neye şahit oluyorum? Erkek için defalarca ihanete uğramış ve başına korkunç şeyler gelip kenara atılmış bir çocuk var. Ve erkeğini en sonunda ona veriyor. Erkek sağlayıcıyım ya ben çünkü anneme. Orada da ayrı şeyler vardı. Onlar artık eğitim materyali. Çok uzun anlaması, onu eğitimde anlatırsam detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. Çok büyük ihanete uğruyor. Annem en sonunda o aradığı erkeğe kavuştuğunda biz mutlu olacağız zannederken daha da korkunç bir realite geliyor. Ve bu kız ne zannediyor? Benim, yani şimdi yetişkin benliğiniz, o içinizdeki çocukların yeni annesi ve babası oluyor. Tam olarak olmasa da oluyor. Ve benim bir sevgilim olduğunda annemin bana yaptığı şeylerin aynısını ona yapacağımı zannettiği için, o yaralı parçalarımın kolektif olarak toplamı, bir sürü yaralı çocuk var çünkü, asla ama asla izin vermiyor bir sevgilim olmasına. Ve aynı zamanda annemle babam birbirlerine korkunç şeyler yaptılar. Korkunç şeyler yaptılar ve aşk ve evliliği o korkunç şeylerden ibaret zannediyor. Zaten bunun telifi de, patenti de alındı, çalmaya kalkmayın boş boşuna diğer ışık işçileri. Ben şöyle çıkacak kitap, Zanlar ve Sanrılar Hapishanesi. O içimdeki bir parça zannediyor ki sevgilim olduğunda bana babamın anneme davrandığı gibi davranacak. Ya da annemin bana davrandığı gibi davranacak. O çocuk bilincinin nasıl çalıştığına dair hiçbir fikriniz yok. Ya da aile dizisindekilerin birbirine nasıl davrandığı, ya onu nasıl artık özdeşleşerek izlediyse, ne seviye, ne kadar erken yaşta izlettiyseniz aile dizisini, Aşk-ı Memnu'yu, Hürrem'i, öyle şeyler olacak zannediyorlar. Ensestler, ikinci kadınlar, birinci kadınlar, açıklılar, kapalılar, işte kızılcık şerbeti vesaire. Çok tehlikeli. Çok 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 tehlikeli. Benim en büyük problemlerimden birisi Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı 90'larda. Ona fazla maruz kalmam. Oradan satın aldığım programlarla da annem babam yetmiyormuş gibi bir de öyle ilişkiler yaşıyordum. Öyle zannettiği için diyor ki Yeliz'in, yani yetişkin Yeliz'in asla bir sevgilisi olamaz. Çok korkuyor zaten. Çok farklı şekillerde, çok farklı sebeplerden bambaşka yaralı çocuklarımın kolektif korkusu ve zanları ve sanrıları erkeklere dev gibi bir itici alan yaratıyor Rahim Hanım'dan. Bu farkındalığı aldıktan sonra yine de benim içimdeki çocukla ilgilenmeye başlamam bir 3 ayımı aldı. 3 ay bu şoku proses ettik. Biz geçen yıl 21 Haziran'da mı oradaydık?
21 Haziran'da gitmiştik. Yaz sonuna doğru proses edebildim ve içimdeki çocukla ilgilenmem çok 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 zordu. Her ilgilenmeye kalktığımda ya telefonu elime alıyordum ya ev işi yapıyordum. Çünkü herkes ve her şey benden önce geliyordu annemin realitesinde. Ben en son sıradaydım. Bütün dünyadaki önemli şeyler, günlük önemli şeyler, en son sırada Yeliz vardı. O kızla çok zorlanarak, çünkü anneniz neyse siz osunuz. Siz kendinize, annenizin size davrandığından farklı davranamazsınız. Bu çok büyük bir çalışma ve dirayet istiyor. Çok büyük hem de. Bu içimdeki annemi kırıp yeni ve ilgili ve şefkatli kişi olarak kendi içimdeki çocukla ilgilenmeye çalışmak ne kadar zordu değil? Ne kadar zordu? Bir kere sadece çizgi film izleyeceğim sözü vermiştim. O çizgi filmin başına oturmam tam 3 hafta aldı. 3 hafta. Ve en son oturacağım, hala oturamıyorum. Hala, yani İdil artık beni alıp zorla o çizgi filmin başına oturtmuştu. İş yapasım geliyor. O kadar güçlü bir güdüyle iş yapasım geliyor ki. Yani ya da hadi o zaman hoşlandığım bir çocuk var, hadi onun hakkında konuşalım falan. Ya da arayıp birisine akıl verip koçluk yapasım geliyor arkadaşlarımdan birine falan. Neyse. O 3 ayın sonunda kendimi zorlayarak, böyle sözler verip tutarak ve tutmakta çok zorlandım. Bana verilen hiçbir söz hiçbir zaman tutulmadı. Anneciğim akşam gelip seni alacağım. Bam! 5 gün anaokulunda unutuluyorum. 5 gün. Her akşam farklı bir hoca beni evine götürüyor. Verilen sözün tutulması benim içimdeki çocuk için hayat memat meselesi. Cep telefonu çıktığında cep telefonu almıştı. Saatlerce arardım. Açmazdı. Saatlerce ya. 50-60 kez aradığımı biliyorum bir gecede anneme. Açmazdı. İlişkide de bunun aynısını yaşıyorsunuz güzellerim. Benimki çok sert deneyimler de daha sertleri var. Burada vermeyeceğim. Özelini vermek istemiyorum hanımefendinin çünkü. Ben sonra içimdeki çocukla çok yoğun ilgilenmeye başladım. Bir grup insan üstünde arkadaşlarım üzerinde test yapmaya başladım. İdil de dahil. Zaten İdil'le hep beraberiz. O benim ruh kız kardeşim, bana destek olmak için gönderilmiş bir ruh. Ve müthiş çözülümler. Üçüncü boyut realitemizde, yani Matrix'in içinde müthiş dönüşümler almaya başladık. Kuantum sıçraması dediğimiz şey, şimdiki realiten buysa onun daha iyisi budur. Daha iyisi budur, daha iyisi budur. Buradan buraya kuantum sıçraması yaşıyoruz hayatımızda. Birden çevremiz değişiyor ve çok daha bizi mutlu edecek bir arkadaş grubu geliyor. Birden çevremiz değişiyor. Yine büyük paralar kazanmaya başladık. İçimizdeki çocuklar genius, çok akıllılar. Uzay zamanda solucan deliği açmayı çok iyi biliyorlar. Zamanı da bükmeyi, realiteyi de bükmeyi, evrenin yasalarını da bükmeyi çok iyi biliyorlar. Ama sen onlara, yani sen ona çok iyi ilgi vermelisin. Sen onun gönlünü yaptığında o sana cennetini veriyor. Kesin bilgi, net. Bunu Kayra da söylemişti, anlamamıştım. Kesin bilgi. Ama sen ona ihanet ettiğinde hayatını alt üst eder ve çok uzun süreçlerde. Sonra eğitim açtım ve eğitim müthiş geçti. Müthiş. Hem benim hayatımda hem katılımcıların hayatında. İnanılmaz dönüşümler. Sonra gölge açtım. En son işte eğitim bittiğinde, gölgeyle o eğitim beraberdi. Ben dedim ki, anneciğim artık müthiş bir ilişkimiz var içimizdeki çocukla. Ben onun sihrini keşfettim. O da benim onu görmeme şok geçiriyor. Hala zorlanıyorum ama verdiğim sözleri tutuyorum ve ona özel ilgi gösteriyorum. Hiçbir zaman bana gösterilmemiş bir ilgiyi. Sonra bana dedi ki, ben artık sana güveniyorum. Senin dedi bir sevgilin olmasına izin vereceğim. Hayatımda ilk kez sevgilim oldu. Can. Kod adı Can. Kitapta öyle, kod adı Can. Ondan sonra Can'la beraber yeni bir yolculuk başladı. Çünkü bu sefer yeni bir sınav başlıyor. Bakalım, Yeliz'in sevgilisi var. Annesinin yaptığı gibi hayatına erkek girdiğinde Yeliz'i unutup küçük Yeliz'i kenara atacak mı? Yoksa aynı disiplinle onu önceliğe almaya devam mı edecek? Çok büyük sınavlardan kaldım. Sonra düzelttim. Çünkü onların hepsi öğretiydi.
İnanamıyorum. Şu anda tıpkı annemin bana yaptığı ihanetin aynısını içimdeki çocuğa yapmışım diye. Ama zaten ben bunu fark ettiğimde içimdeki çocuk benim hayatımı çoktan alt üst etmiş. Bana hayvani panik ataklar vermiş. Bütün işimin önüne geçmiş. Canına da beni ayırmış vaziyetteydi. Bundan 3-4 tane yaşadık. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta. Sonra upuzun ve mutlu bir Nisan-Mayıs periyodu var. Ta ki anneler gününe kadar. Çünkü artık çok iyi öğrenmiştim. Ona asla ihanet etmemem lazım. Ve otomatik pilotunuz, düşünce sisteminiz otomatik olarak annenize kayıyor. Annenizin size davrandığı gibi kendinize davranıyorsunuz. Ya da annenizin erkek arkadaşı ya da kocasına davrandığı gibi davranıyorsunuz. Orası o kadar büyük bir öğretiydi ki canlı olan bütün ilişkim. Can çok kutsal bir ruhtu, kutsal bir erildi. Ayrıldık. Daha doğrusu içimdeki çocuk, ben ona anneler gününde çok büyük bir ihanet ettim içimdeki çocuğa. Ve bana bir gün vardı düzeltmem için. Ertesi günde düzeltmeyip canı önceliğe aldığımda dev bir hayal kırıklığı içerisinde bize olmayacak bir kavga ettirdi ve ayırdı. Daha önce de öyle yapmıştı. Bunların hepsi çok detaylı bir şekilde. Canın da fazla özelini vermemek adına oralarda değiştirdiğim hikayeleri de onun da özeline saygı duymam lazım. Çünkü çok detaylı bir şekilde kitapta var, eğitimde var. Ve her ben kendimi dönüştürdüğümde ilişkiyi nasıl mahvedip bizi ayırıyorsa ilişkiyi benim tahmin edemeyeceğim kadar mükemmel bir seviyeye de taşıdı. Evrenin sırrı, varoluşun sırrı, Matrix'in sırrı içinizdeki çocuk arkadaşlar. Çocuk. Kitabın yazılmasında canın çok büyük katkısı var. Annenizi sisteminizden atmakta çok zorlanacaksınız. Yeni benlik oluşturacaksınız sıfırdan. Sıfırdan ellerinizle temeline kazıp karakterinizin tek tek içinizdeki çocukla çalışarak tuğla tuğla yeni benliğinizi böyle temelden oluşturmaya başlayacaksınız. Eski benlikte anneyi sisteminizden çıkararak. Çok veriyor Sophia Cold. İçindeki çocuğa yeniden anne olmayı öğrenmek zorundasın ve kendine yeni anne benliğini oturtmak zorundasın. Ve onun yaralarını sarmak zorundasın. Anneler gününde hem de anneler günü onun çok önemsediği bir gün. O 12 yaşındaki annesine evlilik izni veren kız aldı intikamını ve o intikam tam 2 ay sürdü. Sadece ilişkimi bitirmedi. 2 ay boyunca beni bir döngüye kilitledi. Bir illüzyon vardı kafamda. Ne yapıyorsam yapayım atamıyorum ve o illüzyonla böyle sürekli bana panik atak verdi. Sürekli ve ben onu önceliğe almayı öğrenene kadar, onun dediklerini aksatmadan yapmayı öğrenene kadar ki daha yeni oturttuk bunu. 3 gün önce beni o illüzyondan çıkardı. Affedildin dedi. Cezanı çektin. Yani anneler gününün üstünden 2 ay geçti diye düşünüyorum. 8'i miydi? Ya 1,5 ay da diyebiliriz. 45 gün falan galiba. 12'si miydi? Pazar falan ki pazardı o bilmiyorum. Affedildin dedi. Bedelini ödedin. Hem ilişkine mal oldu, o güzel ilişkine. Hem de 2 ay aralıksız panik atak. Her gün, her sabah. İlk 10 gün ben de çok fazla teknik hatalar yaptığım için o kavgada yapmamam gereken şeyler söyledim, söylemem gereken. Onun bedelini çok ağır ödetti. Çünkü benim özel sınavım asla intikam almayacaksın. İntikam almayacaksın, aldım. Bel altı vurdum. Onun bedelini ayrı ödettiler. O korkunçtu. O 5 gün aralıksız bir panik atak. Aralıksız. Aralıksız. Yani Ceren'le İdil başımda sürekli beni o bedel ödendi. Sonra bir düzeldim. İçimdeki çocuğa önceliğe aldım. Karşı tarafın hakkına çok kötü girmiştim çünkü. Sonra tekrar kaydım. Sonra tekrar. Onun oturması ekstra bir ay sürdü. Sürdükten sonra o beni kafamın içinde soktuğu illüzyondan çıkardı. Artık affedildin dedi, artık öğrendin dedi ve ben şok içindeyim. 1,5 aydır benden sadece intikam alıyormuş ve alırlar. Sana elde ettiğin her şeyi ben verdim dedi. Takipçilerini ben verdim, business başarını ben verdim, öğretini ben verdim, parayı ben verdim, sevgilini ben verdim. Sen nasıl beni kenara atarsın? Tıpkı biyolojik annemizin bize yaptığı gibi
işine gelene kadar canım kızım. İşine gelmeyince hop. Yeliz'i şimdi eve kilitleyeceğim. Anlayışım bitti. Yeliz'i şimdi şuraya bırakacağım. Yük bana şu an uğraşamam onunla. Yeliz'i 8 yıl görmeyeceğim ve köle olarak kullanacağım. Yapabileceğini mi zannettin? dedi. Amacım tabii ki de içimdeki çocuğu kullanıp atmak değildi istediğimi elde edene kadar. Ama o sisteminden anneni ve annenin davranış biçimini, düşünce biçimini, hissediş biçimini, o kayıtlı tüm paternleri sökmek çok güçlü ve dirayetli bir zaman istiyor. Bunun yanı sıra Can'la olan ilişkimde Can bana sürekli babamın anneme davrandığı gibi davranıyordu. Durmadan travma çalışması yaptım. Yani o ben partneriniz size sizi yansıtıyor. Özellikle heteroseksüel bir ilişki içindeyseniz, eşcinsel değilseniz ve kadın tarafsanız erkeğinizin size olan davranışı tamamen programlı çocuklarınız. Annesi ve babasından ne gördüyse erkeği o şekilde formatlıyorsun ve bunun yanı sıra sen annenden nasıl bir sevgi biçimi gördüysen, o var, bir de babandan nasıl bir sevgi biçimi gördüysen, ortaya combo, karışık. Çocuğunu zanlılar ve sanrılar hapishanesinden sen her çıkardığında, ki bunu çok kapsamlı ve detaylı anlatıyorum zaten bir de, ama ilişkimden sonra eğitim bambaşka bir yere evrildi. Matrix'in kodunu kıracaksınız yani. Evet. Toparlarsak, baba yarasını daha kapsamlı çok güzel açıklıyorum. Tek tek nasıl dönüştüreceğinizi kendi hayatımdan örneklerle veriyor olacağım. Çok fazla ve çok büyük mucizeler var, dönüşümler var. Hem katılımcılarda hem bizim hayatımızda zaten Ceren, İdil, ben yani. Kuantum sıçraması üstüne kuantum sıçraması, yani sürekli bir upgrade. İçindeki çocuk her şeyin anahtarını elinde tutuyor, her şeyin. Başka vermek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. İkincisinde baba yarası, yani üçüncü boyut yansıması. Anne spiritüel alan, baba üçüncü boyut madde aleminin yansımaları. Birinin diğerinden farkı yok aslında ama içindeki çocuğun bilincine göre o apayrı çalışıyor. Onu nasıl yeniden düzenleyeceğinizi, ilahi babanıza nasıl bağlanacağınızı, baba sevgisini kendi kendinize nasıl verebileceğinizi öğretiyor olacağım. Çünkü o da lazım. Ve böylece yeryüzü üzerinde yürüyen tanrılar ve tanrıçalar olacağız. Kendini seven, bu kendini sevme miti böyle gerçekleşiyor. Hem ben bunu keşfettikten sonra ve hala Kayara dışında benim sevdiğim başka büyük spiritüeller var, öğretilerine ve bilgeliğine güvendiğim. Hepsinin öğretisini, bilgeliğini, YouTube sayfalarını tavaf ettim. Tavaf mı deniyor? Yok, içinden geçtim. Tavaf değil de başka bir kelimesi var mı? Neyse, içinden geçtim. Hiçbirisi vermemiş, kenarından, kıyısından, köşesinden vermeye çalışan olmuş, verememiş. Dünya çapında bu bilgeliği benim gibi veren yok. Gerçekten yok. Ben şahit olmadım. Çok iddialı konuşuyorum. Buradan geçiyor. İçindeki çocuk burada oturuyor. Onun tahtı burada. Buradan geçiyor her şey. Yani zaten evet, herkes gösteriyor da, ki Meryem Ana ikonalarında hep böyle tahtına oturtmuş bir şekilde Hazreti İsa gösterir. Onu ilk tanıtım videosunda detaylı anlatıyorum. Bir daha oraya girmeyeceğim. Bu. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben şimdi Magdalen rahibesiyim. Bunun ne demek olduğunu açıkladığım bir YouTube videom var, bakarsınız. Magdalen öğretileriyle çok fazla paralel hayatım var. Buradan da fışkırıyor zaten. Magdalen'in ne olduğunu bilenler bana mesaj atıp yazıyor, sen o kadar Magdalensin ki diye. Sophia Kotta Mary Magdalen bölümünün sonunda Mary Magdalen şöyle demiş. Biz bugün bu tohumları ekiyoruz. Mary Magdalen öğretilerinin Hristiyanlıkla, bilinen Hristiyanlıkla alakası yok bu arada. Ki siz 2000 yıl sonra Phoenix Children olarak yükselin. Anka çocuklar olarak yükselin. Ben bunu hiç fark etmemişim ve ben Magdalen'im ama hani içimizdeki çocuk diye bir şey geçmiyor Magdalen chapter'ında falan zannediyorum. O böyle dev gibi bir bölümü var onun, 26 sayfa.
hayat hikayesi ve öğretisi 26 sayfada inisiyasyonu var. En sonunda kadın bunu diyor, Magdalen olmak içindeki çocukla ilgili, onu keşfedip onu küllerinden yeniden doğurduğunda Magdalen, gerçek bir Magdalen olacaksına gelen, tam olarak böyle dememiş de benim yorumum. Daha doğrusu o cümleyi gördüğümde benim bilincime böyle konuştum. Benim bütün olayım buymuş. En başından beri Magdalen rahibesi, Magdalen rahibesi diye geziyorum ortalıkta. Kadınlarımı dönüştürmek, onun da olayı kadınları dönüştürmek. Anka çocuklar olarak bir toplumu yükseltin, insanlığı yükseltin diye bugün burada bu tohumları ekiyoruz demiş Hazreti İsa ile beraber. Bir bunu vermek istedim. Kitap da çıkacak inşallah. Kitapta bunlar yer alacak ama canlı eğitim bambaşka, bambaşka. Ve kitap çıktıktan sonraki canlı eğitimler nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü bir tarafım hala annem, o anneyi sistemden atmak uzun zaman alacak. Hiçbir erkeği içimdeki çocuktan önceliğe almayacağım. Asla dedim yani bir kez daha. Zaten öyleydi ama öyle olmuyor işte. Tekrar annen oluyorsun. Ve ben de aslında onun aynısıymışım geçen yıla kadar. Ve çocuğu keşfettikten sonra da aynı kalmışım. Ve anneler gününde yaptığım ihanet içimdeki çocuğa affedilemez bir seviyedeydi. Büyük şok geçirmiş ya. Bunu bana yapmazsın zannediyordum. Bir sürü hatanı kabul ettim ve canlı ilişkini yeniden kurtardım. Yeniden restore ettim sana. Yeniden yükledim ve düzelttim. Her şeyi onlar yapıyor çünkü. Hanımlar, aşk hayatının sırrı içinizdeki çocukla boşu boşuna sağa sola koşma. Onu ikna etmeden hiçbir şey yapamazsın. Onun gönlünü yapmadan. Onun programlarını değiştirmeden. Aynı senaryo yaşayıp yaşayıp durursun zaten. Ben de kendime şok geçirdim ya. Ve kız bana tekrar bir gün daha vermiş, belki telafi ederim diye. O gün tekrar ihanet etmişim. Evde yapmam gereken bir şey vardı. Onun yerine Can'la görüşmeye gittim. Ve böyle şok içinde beni izliyor. İnanamıyorum. Aynı ihaneti tekrar yap. Öyle mi? Okay. No more. Done. Ben Can'ı elinden alayım da senin gör. Nasıl değildi? Ve 1,5 ay aralıksız intikamını aldı. 1,5 ay. 3 gün önce affedildim. Hiçbir derdim yok şu an. Yani tek derdim o kızın gerçekten kendini güvende hissetmesi. Başka başka şeyler yaptı. Evle tehdit etti. Business'ımla tehdit etti. Bütün kapıları kapattı. Arkadaşlarımla bütün ilişkimi kesti. Ve evde de huzur vermedi. Evle ilgili bir sürü sorun çıkardı. Evde de huzurlu değilim. Bana şey dedi, ya işte ben 35 yıl aralıksız böyle hissettim. Her an annem beni terk edebilir ve başıma korkunç bir şey gelebilir. Korkusuyla tetikte bir 35 yıl geçirdim. Ve sen bana biyolojik annemiz gibi davranmayacağını söyledin bunları keşfettikten sonra ama aynı davranmaya devam ediyorsun. Ben sana aynı acıları yaşatayım da yetişkin yerize sen şimdi gör diye sürekli bütün korkularımı tezahürde canlı tuttu. Ve bana hiç huzur duygusu vermedi. Paramı kesti, her şeyi kesti. İntikamları çok acı oluyor. Zaten sizi onlar yönetiyor şu anda da şimdi siz bu bilgeliğe nail oldunuz. Artık onlar üstüne çalışmakla yükümlüsünüz bu arada. Sonra ama cennetiniz var işin ucunda. Gerçekten cennetiniz var. Bu bütün o söylediğim şeylere karşı da işte yapay zeka, teknoloji vesaire, onlar oradan çıkmanın yolunu çok iyi biliyor. Her birisi tek tek bize gösterecek. Benimki bana gösterecek, ben size göstereceğim değil. Bu öyle bir altın çağ değil. Bir tane Mesih gelecek ve insanları kurtaracak diye bir şey yok. Herkes kendini kurtaracak. O yüzden benim mesela görevim herkesin kendini kurtarabileceği bilgeliği önce kendimde keşfedip yürürlüğe koyup sonra insanlara en erişilebilir haliyle vermek. Sadece böyle kitaplar yazılırken, Sophia Kodun da her bir chapter'ı yazılırken Kayara'nın belli bir sayıda insana o bilgeliği vermesi gerekiyor. O bilgelik bilince ulaşıyor. Bilince ulaştıktan sonra titreşmeye başlıyor ki kitabın kendini üçüncü boyuta tezahür ettirebilmesi için yeterli seviyede bilincin titreşmesi gerekiyor. Önce ki üçüncü boyutta ona alan açılabilsin. Kitabın çıkamamasının sebeplerinden biri olarak da ben yani bir grup insanı daha içindeki çocukla buluşturup evet, mucizelerini yaşatıp üçüncü boyutta titreştirip o bilinci ondan sonra üçüncü boyuta madde olarak
manifesteyebileceğini düşünüyorum kendisini. Daha doğrusu bu farkındalık bana geçen gün verildi de tam emin değildim. Aynı zamanda içimdeki çocuk diyor ki kitap çıktığında çok büyük bir güce erişeceksin, çok büyük bir etki alanın olacak diye önden beni yetiştirdi. Ya bu hem intikam 45 günüydü hem de çok büyük bir eğitimden geçtim. Her gün iki panik atak dönüştürdüm. Panik atak demek tetiklenmiş travma demek çocukluktaki. İki tane yaralı çocuk dönüştürdüm yani. Dedikodu yapmayı kestirtti. Nispet intikam söz konusu bile değil artık da hani diline hakim olacaksın çok vardı. Hem de bir Magdalen olarak Magdalenler sözüyle karşı tarafı inisiye eder. Yanlışlıkla kötü bir şey söylediğimde de karşı tarafa bir şey olmuyor. O etkisi bana geri çarpıyor da zaten. Hepiniz için öyle. Magdalen oldum ya da olmayayım yani hani. Yapan kendine yaparı oturtturdu ki biz daha büyük bir güce eriştiğimizde o büyük güçte kendimizi ölümcül bir şekilde çarpmayalım diye. Çok eğitim süreciydi. Küllerimizden yeniden doğduk değil mi? İdil, ben, Ceren yeniden doğurdu yani. Bekliyorum ben sizi eğitime. Cennetinizin anahtarı, büyük dönüşüm, büyük çalışma. Mutlu ilişki, mutlu aşk, kavuşumlu aşk. Benim kadar toksik ve yaralı bir ruhun erkek arkadaşı olduysa sizlerin hayli 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 olur. Ben tüm toksik dişil programlarına sahip bir kadındım. Tüm. O aşırı derecede hem erkeklerden hem evlilikten ve ilişkiden çok 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 korkan bir sürü kızım vardı. Ben yaptıysam... Siz de yaparsınız. Daha da bile güzellerini yaparsınız. Daha mutlu ilişkiler. Her açıdan haz aldığınız, güvende hissettiğiniz, içinizdeki çocuğa hissettirdiğinizde, onun inanç sistemini değiştirdiğinizde, ona annelik yaptığınızda sizi milyoner de yapar, ünlü de yapar. Hayal bile edemeyeceğiniz erkek arkadaşlar, ilişkiler, sevgililer verir. Arkadaş çevresi verir. Güzellik verir. Senin aklın, yani aklının alamayacağı kapılar açar sana böyle. Bize yaptı çünkü. Ben sonra ellerimle mahvettim de ilişkimi. Şimdi yeniden barıştık. Bir daha böyle bir mahvetme lüksüm yok zaten. Onun geri dönüşü olmaz artık. Diye hem bir sürecimi anlattım. Canlı yayın da çıkartmıyordu. Story canlı yayın hiçbir şey çıkartmadı. Daha böyle veremeyeceğim başka detaylar var. Bir sürü başka dönüşümden geçirtti beni. Canlı yayında da şimdi ben canlı yapınca karmik olarak da rahatlıyorum ya, o karmik rahatlamayı bana yaşatmadı. Yaşamayacaksın dedi. Şişik şişik gezdim 45 gün burada. Çünkü benim aldığım farkındalığı anında size vermem lazım. Kontratım da öyle. Işık işçiliği de zaten bu demek. Verdirtmedi yani. İçime bir sıkıntı, bir panik atak bastırdı. Böyle bir düşürdü enerjimi. Böyle kafama illüzyonlar veriyor falan. Çıkamadım. Bugün 3 gün önce affedildiğim için, 3 günde oturttuğum için o affedilme sürecini bugün acıdı da. Bir de aynı zamanda o da biliyor misyonumun diğer insanların içindeki çocukların da şifalanmasını sağlamak olduğunu. Ya orada yüksek benliğimle başka bir şeyler döndü herhalde. Açtı bugün o kapıyı yani. Diyerek canlıyı burada bitiriyorum. Sizi seviyorum. Şahit olduğunuz için teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şeyim yok galiba. Kitabın çıkmasına katkı olacak eğitime katılanlar. Eğitim ama bambaşka, kitap bambaşka olur yani. Biz niye o zaman bu kadar para veriyoruz kafasına düşmeyin. Zaten karmik olarak çok da büyük katkı olduğunuz için o... Ve eğitimler devam edecek kitap çıktıktan sonra daha büyük kitlelerle sadece. Okay. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.